Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Zor çözümlerimizi hız kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için Osmanlı tarihinden 3 tane soru hazırladım. Bakalım 3'te 3 yapabilecek misiniz? Hemen sorularımıza geçelim. Şöyle. Okuyoruz. Bakalım bakalım. Tamamdır. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki fetih faaliyetleri artınca Rumeli Beylerbeyliği makamı kurulmuştur. Buna göre Rumeli Beylerbeyliği aşağıdaki padişahların hangisi döneminde kurulmuştur? Beylerbeyi ne demek? Valilik demek değil mi? Genel valilik anlamına gelir. Bakıyoruz. Orhan Bey döneminde Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruldu. Ve ayrıca Bezirlik makamı da Orhan Bey döneminde oluşturulmuştu. Hayır. Birinci Beyaz döneminde Rumeli değil Anadolu Beylerbeyliği kurulmuştu. Eledik. 1. Murad'ı bırakalım. Çelebi Mehmet dönemi Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak bilinir değerli arkadaşlarım. 2. kurucu. Kurucusu tamam. 2. Murat döneminde Enderun açılmıştır ve en önemli savaş 2. Kosova Savaşı'dır. 1. Murat döneminde Edirne alındıktan sonra Rumeli Beylerbeyliği oluşturulmuştur. Değerli arkadaşlarım cevabımız C şıkkı. Geldik diğer bir soruya. Bakalım. Kanuni döneminde 1521 yılında fethedilen ve Orta Avrupa'ya açılan kapı olarak adlandırılan bölge aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım. Eflak, Erder, Boğdan, Ziget Belgrad. Eflak'ı bir eleyelim. Her değeri de diyelim Orta Avrupa'ya açılan kapı diyor sevgili arkadaşlarım. Bunların çoğunluğu zaten Balkanlar'da, Ziget da, Macaristan'da cevabımız Belgrad'dır. Orta Avrupa'ya açılan kapı Belgrad. Diğerleri genellikle Balkan taraflarında yer alırlar. Anlaştık mı? E, zorlayan bir soru olmamıştır eminim. Zaten bilgi soru. Bunlar bilgi soruları tek cevaplık. Geldik diğer bir sorumuza şimdi. 1396'da Nibolu Savaşı'nı kazanan Yıldırım Beyazıt'a halife tarafından Sultan-ı i̇klim Rum unvanı verilmesi aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır? Nibolu Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz ki Yıldırım Beyazıt'a Sultan-ı i̇klim Rum unvanı verilmişti. Peki bu durum neyi kolaylaştırdı? Haçlı saldır saldırılarının sona ermesini hayır saldırılar sona ermez. Ki zaten soru bizden onu istemiyor. Unvanı aldıktan sonraki sonucu istiyor. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlanması. Bırakalım. Yıldırım Yıldırım'ın oğullarının arasındaki tat kavgalarının sona ermesini alakası yok. Daha tat kavgaları ortada yok. Halifeliğin Osmanlı Devleti'ne geçmesi Ridaniye Savaşı ile Sultan Selim döneminde geçiyordu. İstanbul'un fethini hayır. Onun için ee, bir engel vardı zaten. Ankara Savaşı vardı. Nibolu Savaşı'ndan sonra Ankara Savaşı baş gösterecekti ve İstanbul'un fethi 50 yıl geçecekti sevgili arkadaşlarım. Şimdi Beşik'i diyor ki Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlanması. Burada Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanmadı sevgili arkadaşlarım. Anadolu Türk Siyasi Birliği büyük ölçüde sağlandı. Tamam kesin olarak sağlayan kişi kimdir değerli arkadaşlarım? Yavuz Sultan Selim'dir. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Sultan İklimi Rumuvanı ne demek? Sultan Ekrem Anadolu diyarının sultanı demektir. O yüzden büyük ölçüde Türk siyasi birliğini sağlıyor. Sorularımız bu şekildeydi. Umarım 3 iki cevaplamışsınızdır. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.